Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde mikrobite DC motor bağlayacağız ve bunu da transistörle çalıştıracağız. Transistör şöyle burada gördüğünüz üç bacaklı bir bileşen. Bunu dişi ve erkek olmak üzere 3 tane kablo ihtiyacımız var. Jumper kablo ihtiyacımız var bunun için. Bakın bu tarafı, böyle transistörün 3 tane bacağı buradaki jumper kabloların içine takılıyor bu şekilde. Şimdi bunların mikrobite bağlantılarına bakalım. Öncelikle ortada gelen şu kabloya, yani şu sarı kabloya biz mikrobitin 0 pinini bağlıyoruz. Onu da bağlarken onun bir ucuna direnç takıyoruz. Ben bu şekilde yaptım ama isterseniz direnci bu araya da bağlayabilirsiniz. Ardından transistörün şu dıştaki yeşil kabloyu, transistörden gelen yeşil kabloyu mikrobitin 3 volt olan bölümüne bağlıyoruz şu şekilde. Şimdi diğer dıştaki kabloyu da motorumuza bağlayacağız. O da bakın şu turuncu kablo buradan devam ediyor. Yani şuradaki beyaz ucu da motorun bir herhangi bir tarafına bağlayabilirsiniz. Herhangi bir yönle. Yön fark etmiyor biliyorsunuz. Motorlarda artı eksi yok. Şimdi bunu yapalım. Şu şekilde bakın taktım. Ve diğer ucunu da mikrobitimizin GND kısmına bağlayacağız motoru. Böylece bağlantıyı kurmuş oluyoruz. Şimdi mikrobiti bilgisayara bağlayalım ve bakalım nasıl çalışıyor. Evet, bu kadar. Şimdi benim DC motorumda hazır kablolar vardı. Kablo olmasa da şunu çıkaralım. Kablo olmadığında örneğin bu motorda bakın hiç kablo yok. Bunda da doğrudan buradaki yerde de şu şekilde bağlayabilirsiniz. Evet, bu motorda direnci çıkarttım çünkü direnç bu motoru çalışmasını engelledi. Dirençsiz de kullanabilirsiniz. Evet, kablo bağlantılarımız böyle. Bundan sonrasında motorla ilgili farklı projeler tasarlayabiliriz. Evet, şimdi dilerseniz kod bölümüne geçelim. Kod bölümüne baktığımızda yeni bir proje başlatalım. İsmine DC motor diyelim. Oluştur diyorum. Açılan sayfada program başlatıldığında bloğumu siliyorum. Sürekli tekrarlaması için her zaman bloğumun içerisine gelişmişe tıkladığımızda bakın pinler bölümüne gidiyorum. Pinler bölümünden dijital yaz pin P0 değer 0 bloğumu alıyorum. Bundan iki tane alabiliriz. Birincinin değerini
1'e getiriyorum. Diğeri 0'da kalıyor ve araya bekleme süresi eklediğimde şöyle bekleme süresi ekliyoruz arasına. Bunu 1 saniyede yapabilirsiniz. Ben 500 milisaniye seçiyorum şu anda. Evet, kodlarımız bu kadar DC motor için. Böylece motora gelen akım, bakın burada yanıp sönüyor 0 pini. Bu şekilde DC motorumuzu transistörle çalıştırmış oluyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.